Yedinci madde. Bu ders akıldan ziyade kalbe bakan, delilden ziyade zevke nazırdır. Şimdi bu demek değildir ki bu risalede akli deliller yok, mantıki bürhanlar yok. Çok var. Bu 14. lemanın ikinci makamında, Besmele'nin sırlarında. Peki bu ne demek? Şualar var mı? Ne demek akıldan ziyade kalbe bakar? Bu sayfa 759'da insanın nefsi rahmaniyetin cilveleriyle, kalbi de rahimiyetin tecelliyatı ile nimetlendikleri gibi insanın aklı da hakimiyetin letaifiyle zevk alır, telezzüh eder. Yani insanın nefsi Rahman ismiyle besleniyormuş. İnsanın kalbi Rahim ismiyle besleniyormuş. İnsanın aklı Hakim ismiyle besleniyormuş, telezzüh ediyormuş. O zaman bu ders akıldan ziyade kalbe bakar demek, Hakim isminden ziyade Rahim ismine bakar demek yani. Zaten başta söylüyor, rahmet noktasında diyor. Yani bu risalede akli deliller de var, mantıki bürhanlar da var. Peki ne demek akıldan ziyade kalbe bakar? Hakim isminden ziyade Rahim ismine bakar. Delilden ziyade zevke nazırdır. Yani bu Besmele'nin sırlarını 14. lemanın ikinci makamındaki sırlar, bunlar zevk edilecekmiş yani. Peki niye zevk edilecek? İşte 10. notanın üçüncüsü abi. O nur gibi de bunu söylüyor. Yani bunlara teveccüh edeceksin, bekleyeceksin. Aklını, kalbini, manevi letaifini müteveccüh edeceksin. Bunları zevk edeceksin, telezzüh edeceksin diyor üstad abi. Namaz. Bir kısım marifet ilahinin delilleri böyleymiş. Namaz gibi. Yani duruyorsun, teveccüh ediyorsun, daha karışmıyorsun. Evet. Yani mesela diyelim ki Hasan abi, sizin mesela çok kalbinizde mana var ki, çok mesela anlatmamışsınız yani. Ya ifade edememişsiniz kendi noktayı nazarından, veyahut da karşı tarafı uygun görmemişsiniz yani. Ama ne yapıyorsunuz? Siz onunla lezzetleniyorsunuz, zevkleniyorsunuz yani. İşte bu Besmele'nin sırları delilden ziyade zevke nazırmış. Yani insan bu manaları lezzetlenecekmiş, zevklenecekmiş yani. Yoksa delil çok var yani bu sırlarda, deliller çok var. Aklı, mantıki bürhanlar çok var. Ama daha ziyade böyleymiş yani. Delilden ziyade zevke nazırmış. Şimdi